Buyurun Sayın Kadak, kusura bakmayın. Teşekkürler Sayın Başkan, çok kıymetli Genel Kurul. 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifinin 6. maddesi üzerine şahsım adına söz almış bulunmaktayım. Şimdi tabii az önce beklerken şunu düşündüm. Bundan 6 ay önce üniversitedeyken tüm finaller, dernek koşturması, işte staj vesaire derken birisi gelip bana 6 ay sonra milletin kürsüsünden sesleneceksin deseydi asla inanamazdım. O yüzden konuşmama, tüm gençlere hayal kurma ve inanma şansı verenlere teşekkürlerimle başlamak istiyorum. Bugün Gazi Meclisimizin en genç milletvekili olarak sesleniyorum sizlere. Türkiye'de benim gibi 17 milyon gencimiz var. Avrupa'nın en genç nüfusuna, en genç nüfusuna sahibiz. Tabii bakıldığında gençlerin en büyük özelliği değişime en hızlı adapte olan kitle olmamız ve birçok zaman aslında değişimin öncüleri olmamızdır. Bu noktada tabii en çok etkileneni de biz gençleriz değişimin ve dönüşümün. Bugün sizlerle bu değişimin en fazla etkileneni gençlerden birisi olarak AK Partili olsun olmasın toplam seçmenimizin 1/3'ünü oluşturan gençleri temsilen konuşuyorum. Tabii hazır böyle değerli bir kitle varken karşımda muhalefet iktidar ayırmadan tüm milletvekillerimizden gençler adına birkaç söz isteyeceğim. Birincisi, biz gençler özgürlüğü çok seviyoruz. Sahip olduğumuz özgürlüğe her zaman sahip olmak istiyoruz. Buradaki tüm milletvekillerimizden özgürlüğü öncelemelerini istiyorum. Ülkemizin 90'lı yıllardan hatırladığımız yasaklara, daha da öncesinden gelen tek tip vatandaş yetiştirme gayeli dönemlere geri döndürülmesine hep birlikte izin vermeyeceğiz diyelim. Ve başörtülü, başörtüsüz, dindar, seküler, doğulu, batılı gibi ayrımları biz açıkçası gençler olarak bilmiyoruz aramızda. Lütfen bu ayrımları bize hiçbir zaman göstermeyin. Çünkü biz kavga etmek değil, üretmek istiyoruz. İkinci olarak, gençleri sadece gençlerle ilgili konularda muhatap alalım düşüncesini asla kabul etmiyorum. Hiçbir genç de kabul etmiyor. Çünkü bugün bakıldığında hepimizin cep telefonlarında bulunan, her gün binlerce seçmene aslında ulaşmamıza yardımcı olan uygulamalar gençler tarafından üretildi. Afrika'da yaşanan sıkıntılardan kadın haklarına, hayvan haklarına, bakıldığında çevre haklarına, bilişimden zihin felsefesine, Meksika'nın iç politikasından Çin'in ekonomik yükselişine kadar tüm bu konuları etraflıca tartışabilecek binlerce gencimiz var şu anda Türkiye'de. Fakat maalesef siyasal ve yönetimsel mekanizmalarda bu gençlere yer verilmediği için onlar sadece bu konuları tartışmış gençler olarak kalabiliyorlar. Biz gençler Türkiye'de yani ülkemizin içinde üretmeyi, iş yapmayı istiyoruz. Sorumluluk verilsin istiyoruz artık bizlere. Her alanda olduğu gibi siyasi arenada da daha fazla rol almamız gerektiği düşüncesindeyim. Tabii sadece siyasette de değil, sivil toplumda, akademide, bürokraside, iş dünyasında gençlere daha fazla yer vermemiz lazım artık. Tabii mevcut durumda yer alan gençlerimize de daha fazla söz hakkı, daha fazla sorumluluk vermemiz gerekiyor ki onlar gerçekten anlamlı bir şekilde var olabilsin oralarda. Tabii bugün biz gençler de sizlere birkaç söz vermek istiyoruz. Kritik düşünmekten, hakaret içermeyen bir ifade özgürlüğüne inanmaktan asla vazgeçmeyeceğimize, sağımıza solumuza bakmadan ben varım diyeceğimize, bize duyulan güvenin hakkını vermek için çok çalışacağımıza, hangi işi yapıyorsak yapalım en iyi şekilde yapacağımıza, tüketme değil üretme gayesinde olacağımıza, adım adım bin bir sıkıntıyla büyüttüğümüz, yeri geldiğinde korumak için canımızı feda ettiğimiz demokrasimize sahip çıkacağımıza, onu çok daha güçlendireceğimize ve son olarak genç olmaktan asla çekinmeyeceğimize söz veriyoruz. Ayrıca
Maalesef bu kürsüde gençlerimizin aksi şekilde tanıtılmasına çoğu kez üzülerek şahit oldum. Ben Türkiye gençliğine yapılan yanlış ithamları kesinlikle kabul etmiyorum. Etmeyeceğim. Hiç. Sayın Kadak, tamamlayalım lütfen. Teşekkür ederim. Hep konuşsun diyorsunuz. Sözlerime son verirken, öncelikle burada bulunmama sebep olan, gençlerin önünü açan, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye, sonrasında burada hangi görüşten olursa olsun, desteğini, güler yüzünü benden hiçbir zaman esirgemeyen tüm milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum, saygılarımı. Teşekkür ederim.